tasfiye operasyonunu biliyorsunuz hocam. Şimdi Hüseyin Göçekler gitti, Suat Aslanboğa vesaire. Bir dönem bir hakemler gitti. Fırat Aydınus tabii yaş nasıl gitti peki bunlar? Zar zor gitti. Evet, o süreç midir bugünkü yaşanılan hakem sorununun temeli aslında? Hep vardı gerçi ama şimdi hakem bulamama derdi. Ya Hüseyin Göçek olsa ne olur, olmasa ne olur? Allah aşkına ya. Aslanboğa olsa ne olur? Bunların hepsi tövbe tövbe, şimdi bir şey söyleyeceğim olmayacak ya. Bunlar kendilerini çok kullandırdılar yani, ezildiler o manada diyorum. Öyle maçlara verildiler ki hakeme bazı şeyler söylenmez, biliyor musun bu maçı böyle yap diye. Öyle bir tayin yaparsın ki ondan vazife çıkarır. Bak başka bir şey söylüyor. Para buradan bahsetmiyorum. O ondan vazife çıkarır. Öyle. Çünkü hakem alemi çok enteresan bir alem. Hakem alemini düzeltemezsin. Hakem alemini yıkacaksın, yeniden yapacaksın. Amerikan sistemi. İngiliz sistemi onarır. Amerikan sistemi yıkıp yeniden yapacaksın. 2 sene kaybedersin, fazla değil. 2 sene. Hocam, üniversite mezunlarından, futbolu bilenlerden, futbol oynamış, yürüyememiş, yani neler var aşağıda? Şimdi akademi başladı, hakem ama akademisi. Ama öyle bir şey var ki, tröz. Ve bu tröstü kuran Türkiye'de Cüneyt Çakır'ın babasıyla Cüneyt Çakır'dır. Orayı denemediler. Çok ne söylüyorum bunu. Hiç de tanımam. Ne Cüneyt'i tanırım, ne babasını tanırım. Babası benden çok çay kahve içmek istedi. Reddettim. Çünkü onlar çay kahve içmiyor. Oğuz Moğuz da öyle işte. O grup. Oraya bak. Yılanı başındayız. Bırak genç çocuklar çıksınlar. Ben yolda giderken nelerle karşılaşıyorum. Abi bir sen varsın konuşan ya. Bu hakemleri koruyanlar çıktı. Kimlerdi onlar? Kulüplerden bahsediyoruz herhalde. Yöneticilerden. Yöneticilerden tabii. Ben bunların isimlerini söylemiyorum. Bana eskiden kongrelerde yanıma gelirlerdi. Şimdi gelemiyorlar. Karşıdan selam bile vermiyorlar. Rahatsız ediyorum onları hocam. Benim varlığım onları rahatsız ediyor. Bunlar biliyorlar kendilerini. Gidiyor musunuz hocam? Hem de iyi isimler, Devediçi gibi. 18 Temmuz'da gidiyor musunuz seçime? He? Seçime gidiyor musunuz 18 Temmuz'da? Kaç Temmuz? 15 Temmuz. 18 Temmuz. Çağırırlarsa gideriz hocam. Bir anons yapacaklar. Yani ben giderim hocam. Bana bileti gönderiyorlar. Ben buradan gidiyorum. Gidiyorum bir gün evvelden. Barda oturuyorum. Etrafı seyrediyorum. Abi olacak şey değil. Barda oturuyorum, seyrediyorum. Sabah kalkıyorum. Kahvaltıda çok kulis var. Bütün kulisler dönüyor orada. Tabii. Sonra canlı yayın var. Geçen sene seçilirken bu başkan. En son bizim televizyon benden başkanı aldı. Benden sonra şeye içeri girecek. Konuştuk, sohbet ettik. Hiç tanımıyorum adamı. Dedim ki bak başkan, içeriye girip seçileceksin. Seçilecek. En düşük değerden seçildi. Seni gene dedim, uyarıyorum. Bu hakemler birkaç başkanı kayağa bindirip götürdüler. Seni de bindirip götürürler. Dikkat et dedim, ona göre hareket dedim. Güldü, tamam dedi, gitti içeriye. Hiç değişmedi. Evet. MHK'ler federasyon başkanı değiştirir hocam. Tabii. Türk futbolu klasiğidir aslında. Tabii. Neden biliyor musun? Kulüpler hakemleri çok iyi biliyorlar. Bazılarından da oynuyorlar. Onları tayin ettirmeye kalkıyorlar. Arka taraf öyle bir felaket ki federasyonun ruhu duymuyor bazı şeylerden. Komiteler çok enteresan. Bir düzgün adam geldi işte, Ankaralı o milli şeyin kolejlerin başındaki çocuk. O bir temizlik yapmaya kalktı. Biraz acemice yaptılar. Olmadı. Ama o temizlik devam etseydi bugün daha farklı olurdu. İhtiyaç bugün var diyorsunuz. Hocam yapacaksın ha? İhtiyaç var temizliğe diyorsunuz. %100. Çok pislik var abi. Etraf kokuyor. Kokuyor diyorum sana ya. Neler var? Bunları yöneticiler biliyorlar, biliyor musun? Çok yönetici biliyor bunları ha? Türk futbolunun genelinde bu koku var sanki hocam. Var tabii canım. Temizlenir mi? Çok zor. Yani temizlenme olayına bakıyorum, temizleyemezler. Hele şimdi bu iddia niye? Hocam para veremiyorsun futbolcuya. Seyircin yok. Para veremiyorsun. Futbolcu bence. İllegale mi? Futbolcu illegale de yöneliyor ve bunu söylüyorlarmış. Biz kulüpten para alamıyoruz, parayı buradan kazanıyoruz diyorlarmış. Çok enteresan. Abi stat bomboş. Ya statlar, bazı statlar bomboş. Bakıyorsun stat dolu.
Parası da ödenmiş. E nasıl işte bu? Kimi aldatıyorsunuz ya? Bir girin bakalım, araştırın yani. Hocam, kimin şeyi, kimin şeyinde gidiyor yani. O zaman bu temizlik federasyon ötesi bir temizlik gerekiyor. Anladım. Federasyon bu temizliği yapabilecek güçte mi? Hı hı. Federasyon bu temizliği yapabilecek güçte mi? Bu delege sisteminde mümkün mü ya da? İyi. Delegeler böyle balık gibi hop, hop, delege, hop, hop. Hı hı. Delege çünkü çok zayıf. Delegeleri bir defa, delege adetleri yanlış. Fatih Terim'in Haliç'teki kongresini hatırlarsınız hocam. Konuşma yaptığında demişti ki, Türk futbolunu kurtarmak için önce delege yapısını değiştirmemiz gerekiyor demişti. Evet, doğru. Bu ifadeyi doğru kullanmıştı. Hakem ağırlıklı olacak, futbolcu ağırlıklı olacak, teknik direktör ağırlıklı olacak. Ki bombayı onun kucağına koyacaksın yani. Federasyon seçiminde onlar ağırlı olacak ki, diyeceksin ki, beyler, siz ağırlıklı seçtiniz. Evet. Doğru. Siz ağırlıklı seçtiniz. Yani futbolun siz gerçekten seçtiniz içinde hep olacakların... Ben seçemiyorum ki futbolu. Ben eski bir hakemim, hı hı, eski bir futbolcuyum. Hocam şöyle söyleyeyim sana. Bir takımda asper kadar oynadım, formayı giydim. Futbolculuk yaptım bayağı uzun süre Süper Lig'de. Sonra 10 sene hakemlik yaptım, 5 senesi FIFA. Türkiye'de bunu yapan ikinci bir adamın yok. Evet. Bunu yapan ikinci bir adamın yok. Olma şansı da yok çünkü hakemlikte şey. Ben mesela Türkiye'de hakemlik yapmak için hakemliğe girmedim. Bunu söyleyeyim. Benim gözüm Avrupa'da, dünyadaydı. Ama FIFA oldum. Abi FIFA bir karar çıkarttı, hakem yaşı 48. Ertesi sene 45. 5 yıl düştü abi. 45 olacağını bilseydim hakemliğe girmezdim. Çünkü ben Türkiye'de yaptım. Ama benim hedefim Türkiye değildi. Çünkü benim hakem yapım Avrupa'ya daha yakın. Ben onu biliyorum. Hı. Benim hakem yapım, stilim Avrupa'ya yakın, Türkiye'ye değil. Onun için de ben Türkiye'de çıktığımda nereden geldi lan bu dediler. Çok güzel.